Herkese merhaba. Bugün 21 Mart 2014. Yani 20 Mart 2014 itibariyle Twitter'a erişimin mahkeme kararıyla engellendiği ilk gün. Twitter'a her ne kadar mahkeme engelleme getirse de Türk kullanıcıları Twitter'a girebilmek için DNS değişikliklerini kendi telefonlarında, kendi işletim sistemlerinde yaparak kolaylıkla tekrardan Twitter'a erişebildiler. Ben de size farklı işletim sistemlerinde Twitter'a girebilmeniz için DNS değiştirmelerini nasıl yapacağınızı izah edeceğim. Anlatacağım işletim sistemlere Windows 7, Windows 8, Mac OS X ve Ubuntu Linux. Windows 7 ile DNS değiştirmeye başlayacağım. Bu bağlamda size ilk olarak hangi DNS'leri tercih etmeniz gerektiğini de söyleyeyim. Şuradan yapışkan notları açıyorum. Kullanacağınız bir seçenek 8888 ve 8844 olan Google DNS'lere. Bunun yanı sıra bir de Open DNS var. 4222 4221. Bu iki tanesinden bir tanesini kullanabilirsiniz şu an için. Ben çoğunlukla tercih ettiğim Google DNS'lerini kullanacağım. Şimdi Windows 7'de DNS değiştirme işlemine başlıyorum. Daha sonra Windows 8'de devam edeceğim. DNS'imizi değiştirmek için ilk olarak ağ ve paylaşım merkezine gelebiliriz. Bunun için sağ alt köşedeki ikona sağ tıklayabilirsiniz. Bunun haricinde denetim masasından da aynı yere gelebilirsiniz. Ağ ve paylaşım merkezine geliyorum. Burada sağ tarafta erişim türü internet, bağlantılar kısmında da benim kablosuz ağ bağlantım yazıyor. Siz de bağlantınızda farklı isimler yazabilir. Kablosuz ağ bağlantısını açtığımda sol alt köşedeki özelliklere geliyorum. Kablosuz ağ bağlantısı özelliklerinden internet protokolü sürüm TCP/IP V4'ü seçiyorum. İlk kere tıklamanız yeter. DNS sonucu adresini otomatik al seçeneğini iptal ederek aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan kısmını aktif hale getirmek için buradaki radyo butonuna basıyorsunuz. Şimdi yapışkan notları 8888 ve 8844 seçeneklerini yazmıştık. Buraya Google DNS'lerini ekledim. Tamam basıyorum. Tekrar tamam bastım. Kapata da bastığım anda şimdilik işlem tamam. Tabi browser kullanıyorsanız bir kapatıp açmanız da eğer açılmadıysa gerekebilir. Bastığım anda bu sefer Twitter karşıma çıkıyor. Windows 7 işlemimiz böyle. Gelelim Windows 8'e. Windows 8 ve Windows 8.1'de benzer ayarları yapmanız için tek yapmanız gereken şey, ben 8.1 kullandığım için bu şekilde anlatayım. 8.1 kullanıcıları başlat düğmesine sağ tıklayıp buradan denetim masasına basabilir. Windows 8 kullanıcıları ise sağ taraftaki charm menüyü açarak buraya erişebilirler. Ben fareyi de sağa getiriyorum. Buradan da erişebilirsiniz. Ayarlar. Ayarlar kısmından sonra karşınıza gelecek olan denetim masası kısmından ben burada katı görüntüleme ölçütünü her zaman büyük simgeler olarak kullanıyorum. Ağ ve paylaşım merkezine bastığınız anda tıpkı Windows 7'deki gibi alana erişeceksiniz. Buradan bakın bağlantılar Ethernet diyor. Özelliklere geliyorum. Özellikler kısmından internet protokolü sürüm 4 TCP/IP V4 özelliklere tıklıyorum ya da ilk kere tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullana bastığım anda 8888 8844'ü yazıp tamama bastığım anda bir de kapata bastığım anda şu an itibariyle Google DNS'lerini kullandığım için Twitter'a erişebileceğim. Bundan sonra anlatacağım işletim sistemi Mac OS X Leon. Ben Mac OS X Leon kullandığım için diğer Macintosh'larda da benzer ayarı yapabilirsiniz.
Ben bunun üzerinden anlatacağım. Yoksa en son sürüm, en son yanlış hatırlamıyorsam Mac OS X Mavericks'ti. Burada da paralel ayarlar karşınıza gelecektir. Hiçbir sıkıntı yok. Pekala. Gelelim Mac OS X işletim sistemlerinde DNS değiştirmeye. Bunun için sistem tercihlerine tıklayın. Akabinde internet ve kablosuz ağ adı altında ağ tıklayın. Buradan ileri düzeye tıklayın. Aklınızda bulunsun. Bu arada bir püf noktası var. Değişikleri engellemek için kilidi tıklayın seçeneğinde. Burada kilit kapalıysa siz burada kilidi tıklayarak kimlik doğrulamanızı yapabilir ve işleminize sonradan devam edebilirsiniz. Öyle bir durum olursa eğer. İleri düzeye tıklıyorum. Buradan DNS'yi seçiyorum. Sol tarafta bakın bu Windows'a nazaran biraz daha farklı görünse de sanki biraz daha kolay gibi. IPv4 veya IPv6 adreslerini girmemizi istemiş. Tek yapmanızı istediğimiz şey 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4. Tamam basarsanız, uygulaya da bastığınızda Macintosh işletim sisteminde DNS'nizi otomatikman değiştirmiş oluyorsunuz. Bundan sonra anlatacağım işletim sistemi Ubuntu Linux. Ubuntu Linux'te DNS ayarlarını değiştirebilmeniz için sistem ayarlarına giriyorsunuz. Wired seçeneğinden yani kabloludan Options'a giriyorsunuz. Burada en önemli kısma geliyorum. IPv4 settings, IPv4 ayarlarına geliyorsunuz. Otomatik DHCP addresses only. Sadece DHCP adreslerden 8, 8, 8, 8, virgül 8, 8, 4, 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Save'e bastığınızda işleminiz tamamdır. Bu şekilde de DNS ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Bu arada aynı işlemi ekranın sağ üst köşesindeki Edit Connections'tan da yapabilme hakkınız var. Buradan Edit'e basarak tekrar aynı yere gelebilirsiniz.